anahtarıma açmadı geçmişi anlattın ya sen iyileştirdin beni başım beladaydı sen delemekten gözüm açıkken görmemekten caymadım mı bakmadım mı Berhudar oğlum Bu mektubu kendi ellerimle getirmek istiyorum fakat bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum. Gelip yüzüne karşı özür dilemek istedim ama ya beceremedim ya korktum. O yüzden yazmak istedim. Çünkü hayat benim gibi basit adamların konuşarak güzel cümleler kurmasına izin vermiyor. Ben anneni çok sevdim oğlum. Rahat yaşatmak istedim. Çalıştım, çabaladım ama olmadı. Çok üzüldüm. Üzüldükçe öfkelendim, öfkelendikçe çırpındım, çırpındıkça battım. Sizi ne kadar çok seviyorsam bir o kadar da zulmettim. Ben mutlu olmak isterken etrafına sadece mutsuzluk saçan bir adam oldum oğlum. Mutlu olmak için önce mutlu etmek gerektiğinin geç farkına vardım. Yalvarırım benim gibi olma. Sevgini göstermekten çekinme. Yüreği söyleyemedikleri yüzünden keşkelerle dolanlardan olma. Ne kadar yaşarım, başıma ne gelir bilmiyorum ama elimden gelen sadece bu özür mektubu. Ne olur beni affet. Seni çok seviyorum, baban. Gülmedin hayat, senin güzel hatırına ben sana bir kez daha anlatmam mı? Yetti bitmedi ertelemeler, oyalanmalar. Kendime bunun hesabını sormam mı? Gülmedin hayat, senin güzel hatırına ben sana bir kez daha anlatmam mı? Yetti bitmedi ertelemeler, oyalanmalar. Kendime bunun hesabını sormam mı? Caymadım, bakmadım, görmedin hayat senin güzel hatırına ben sana bir kez daha anlatmam mı? Yetti bitmedi ertelemeler, oyalanmalar kendime bunun hesabını sormam mı? Gülmedin hayat senin güzel hatırına ben sana bir kez daha anlatmam mı? Yetti bitmedi ertelemeler, oyalanmalar kendime bunun hesabını sormam mı?